son dönemin moda ifadesi var. Efendim aynı gemideyiz. Hep birlikte kader ortaklığı yapmışız. Filmlerden de bilirsiniz ya iyi günde kötü günde. Millet olmak da bunu gerektirir. Elhak kitabi olarak doğru. Ve fakat mutlulukları mı paylaşacağız, acıları mı paylaşacağız? Nimetleri paylaştık mı ki külfetleri paylaşacağız? Ne dersiniz? Vatandaş olarak siz biz ben ve sen değerli izleyenim. Kemer sıkıyorsun değil mi? Bu gıda fiyatları, bu okul fiyatları, bu kırtasiye masrafları her şeyi biliyorsunuz. Peki kamu, devletim, belediyeler kemer sıkıyor mu? İşte orası tartışılır. Eğer aynı gemideysek millet kemer sıkıyorsa bürokratı da, siyasetçisi de, belediyecisi de Kusura bakmayın kemer sıkacak ve kimse hariçten gazel okumayacak, bize akıl vermeyecek. Buyurunuz iki başlıkta size acaba kamu kemer sıkıyor mu yoksa orada var yazı. Tasarruf lafta kaldı, israf tam gaz mı? Aynı gemideyiz ama. Haydi, her zaman bu haberlere neyle başlarız? Kamudaki makam aracı meselesiyle. Şimdi Resmi envantere göre son rakama baktım. Kaç tane Türkiye'de kamu aracı var? 111.122 tane. Tutun aklınızda ama çok da önemli değil. 111.000 kamu aracı var. Şimdi polis araçları da var halkın hizmetinde. 48.000'i polis aracı. Emniyet Genel Müdürlüğü. Askerin dünya kadar hizmet için, devriye için, malumunuz iş için gerekli 14 bin aracı var. Çıkarttım hepsini işte 49 bin araç kalıyor. Elzem olanları işte ambulanslar falan çıkınca ciddi anlamda bir evet kamuda araç stoğu karşımıza çıkıyor. Bu satın almalar. işin kiralık yönü var. Onu da anlatacağım. Durun. Maliyet ne? Şimdi maliyet. Satın alma ve kiralamaya bakacaksınız. Daha akaryakıta, yakıt masrafına gelmedim. Son 11 yılda izleyenim 18 milyar lira harcanmış. Araç kiralama ve satın almaya kaç? 18 milyar lira. Ya %10 tasarruf etseniz ki hedef %20 idi. Kaç EYT'linin maaşı oradan çıkardı? Lafı edilen. Kaç gariban aileye el uzatılırdı? Kaç çocuk için ne kadar burs sağlanırdı? Kredi Yurtlar Kurumu yurdu yapılırdı. Ya. Tasarruf ediliyor, edilecek denildikçe, her programa kondukça bir türlü tasarruf gelmemiş. Şimdi bu işin kitabı anlatımı. Size iki örnek vereceğim. Bir, Ankara'da yüksek yargı, önemli bir yargı camiasında isim. Ve onun yakınlarından duyduğum bir şeyi söyleyeceğim. Bir önemli bürokrat Ankara'da makam aracı var. Devlet biz tahsis etmişiz, parasını vermişiz. Çalışsın, bize hizmet etsin diye. Çiçeği için saksı arıyor. Çiçeği için özel bir saksı ihtiyacı var. Makam aracı şoförü yanında da bir personelle bütün Ankara'yı dolaştırıyor o özel saksıyı almak için. Kul hakkı değil mi bu? Babanızın malı mı sizin bu arabalar? Bu yakıtlar sizin babanızın malı mı? Sizin benzinliğinizden mi dolduruluyor? Gerçekten insanın canı yanıyor. Kul hakkıdır. Dünyanın gelişmiş hiçbir ülkesinde buna izin verilmez. Elinizi vicdanınıza koyunuz. Araçlar sizin evinizden işinize gelmek ve dönmek için. Özel işlerinize kullanamazsınız. Çok net. Bürokratlara söylüyorum hak yemeyin. Halk bu kadar çile çekerken. Gelelim belediyelere bu işin kamu kısmıydı. Belediyeler çok enteresan. 2019'da belediye seçimi oldu. Belediyelerde ne zaman seçim olursa ertesi sene araç kiralama ve araç alma bağlamında fena bir atak oluyor. Saçıyorlar paraları. Bakın bakın rekor 2020 yılında 3 milyar 235 milyon liralık araç masrafı yapılmış. Bir öykü daha görüyorum. Hangi parti? Z partisi, C partisi, yumuşak G partisi bilmiyorum. Ya belediyeye çalışan, belediyede çalışan arkadaşlar, iktisadi teşebbüslerinden tutunuz İşte su işlerinden söyleyiniz artık işte çevre düzenlemesine. O kiralık araçlar. O araçlar sizin babanızın malı mı? Yakıt tanıma sistemi var tatile gidenler, özel işlerini halledenler, arkadaşlarıyla buluşanlar. Ya onlar benim emlak vergim, onlar benim çevre vergim. Babanızın malı mı o araçlar sizin? Görüyorum partinin bir önemi yok. Bu hak olarak görülüyor. Peki kul hakkı ne kadar helal haram eğer o perspektiften bakacaksak. Hadi başka perspektiften bakalım. Ne kadar ahlaki, ne kadar etik. Herkes iktidara gelmeden önce bunlara dikkat çekiyor. Devletin imkanlarına kavuştun mu saç. Saç paraları. Saçabildiğin kadar. Şu yazı çocukluğumuzun değil mi ezberlediğimiz ifadesidir. Resmi hizmete mahsustur. Adı üstünde. Resmi hizmete mahsustur. Sonra belediyenin, devletin, kamu kuruluşlarının imkanıyla gezip tozup tatil yaparken o arabalarla, o imkanlarla Yok ya memleket düzelmez. Yediler yediler. Sen ne yedin kardeşim? İzzeti ikram ne demek? İşte konaklama, ağırlama, yemek ikram etme, misafir ağırlama. İzzeti ikram. Buyurunuz. Son iki buçuk yılın rakamları çıkmış. Kamu kuruluşlarında misafir ağırlama, tatil ve dahi benzer yeme içme ikram harcamaları. Buyurun. 2020 yılında 57 milyon lira harcanmış. 2021 yılında 122 milyon lira harcanmış. Kamu, bürokrasi. Bak bak atlamaya bak. 396, 400 milyon lira. Bu yılın daha ilk 6 ayında, Haziran'ın sonuna kadar. Artış kaç? %112. Kimin kesesinden ikram ediyorsunuz? Nereye fatura kesiyorsunuz? Hiç. Bütün ideolojilerden, parti aidiyetlerinden apayrı söylüyorum. Ne kadar ahlaki? Bu soruları birinin sorması gerekiyor. Soracağız. Birazdan anlatacağım ama tek cümleyle bitiriyorum değerli dostlar. Evet. Angela Merkel'i anlatacağım size. Alman şansölyesi yani başbakanı kim olursa olsun lojmanda Başbakanlık lojmanında otururken 800 euro kira ödemek zorunda. Net. Orası o yüzden av.